Evet, sayın basın mensupları, iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Somali tezkeresi üzerine İstanbul Milletvekilimiz Sayın Namık Tan'ın partimiz adına yaptığı son derece yerinde tespitler ve tanımlamalar içeren konuşmanın bir bölümü adeta cımbızlanarak iktidara yakın sosyal medya üzerinden bir linç kampanyası başlatılmıştır. Öncelikle şunu ifade edeyim ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bünyesinde oluşturulmuş, şu anda beraber açıklama yaptığımız 3 genel başkan yardımcımız ve gölge bakanımızın her iki kurulda da bulunduğu ve 7 emekli büyükelçinin de katılımıyla toplanan bir dış politika danışma kurulu ve 6 general ve amiralin katılımıyla toplanan bir milli güvenlik politikaları danışma kurulu periyodik olarak dış politika milli savunma ve güvenlik konularında çalışmalar yürütmektedir. Bugüne kadar bir milli güvenlik politika belgesi hazırlanmış, bir dış politika tutum belgesi de hazırlanmaktadır. Bugünkü toplantımıza önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Murat Karayalçın ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de katılmış ve Mavi Vatan konusu masaya yatırılarak az sonra aktaracağımız tutumumuz teyit edilmiştir. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Namık Tan'ın konuşması üzerinden başlatılan dezenformasyonun peşine AKP sözcüsü Ömer Çelik'in de takıldığını hatta önünden koştuğunu gördük ve Milli Savunmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gölge Milli Savunma Bakanımız Sayın Yankı Bağcıoğlu İçişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Gölge İçişleri Bakanımız Sayın Murat Bakan, Dışişleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Gölge Dışişleri Bakanımız Sayın İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Namık Tanla birlikte Mavi Vatan konusuyla ilgili partimizin tam bir mutabakat ve tutarlılık içerisinde olduğu görüşlerini siz değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız ifadelerini rehber edinen Cumhuriyet Halk Partisi uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olmuştur. Bizim için Mavi vatan, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır. Cumhuriyet Halk Partisi onlarca yılın emeğine dayanan Mavi Vatan uygulamalarının takipçisidir. Bu kapsamda iktidarın sadece seçim dönemlerinde hatırladığı ve iç politika malzemesi olarak kullandığı Mavi Vatan kavramına yönelik olarak Birazdan sizlerle paylaşacağımız önemli tespitleri ve uyarılarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Onlarca yıllık emeğin ürünü Mavi Vatan kavramının oluşturulmasına tarifsiz katkıları olan emekli amirallerimiz Rusya Federasyonu ve Ukrayna savaşından önce Montre Sözleşmesi konusundaki haklı uyarıları nedeniyle haksızca gözaltına alınmış ve yargılanmış hatta ordu evlerine giriş yasağı konacak kadar ileri gidilmiştir. Kendilerine büyük bir haksızlık ve vefasızlık yapılmıştır. Dört yıldır Doğu Akdeniz'de araştırma veya sondaj faaliyeti yapılmamaktadır. Akdeniz'de faaliyet gösteremeyen araştırma gemilerinin Somali'ye gönderilmesi kararı alınmış, buradan Doğu Akdeniz'de bu çalışmaların yapılmayacağı anlaşılmaktadır. Ege Denizi'nde balıkçılarımıza yönelik Yunanistan'ın sistemli tacizlerine sessiz kalınmaktadır. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımızda 3. devletlere ait balıkçı gemilerinin avlanma faaliyetlerine izin verilmektedir. Ege Denizi'ndeki gayri askeri askeri statüdeki adaların silahlandırılması ve egemenliği tartışmalı ada ve adacıklara Yunanistan tarafından el atılmasına tepki gösterilmemektedir. Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine Doğu Akdeniz'de halen münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiştir. 2019 yılından itibaren yıllık olarak icra edileceği açıklanan Mavi Vatan tatbikatının ismi değiştirilmiştir. Değerli basın mensupları Mavi Vatan kavramı Hamaset malzemesi yapılamaz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olmuştur. Ve bizim için mavi vatan Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır. AKP yetkilileri İstanbul milletvekilimiz Sayın Namık Tan'ın iktidarın hamaset siyasetini ve tutarsız uygulamalarını eleştirdiği genel kurul konuşması üzerinden polemik yapmaya çalışacaklarına az önce sizlerle paylaştığımız tespitlerle ilgili tutum alsınlar ve açıklama yapsınlar. Bu açıklamadan sonra Sayın Ömer Çeliki kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisinden ve kişisel olarak Sayın Namık'tan'dan özür dilemeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.